Polikistik over sendromun teşhisinde bizim kan testlerimiz var. Bir de ultrasonla yumurtalıkları değerlendiriyoruz. Kan testlerimizde bir kere polikistik over sendromlu hastaların yaklaşık yarısında insülin direnci olduğu için bir şekere meyil var mıdır bunu test etmek lazım. Şu anda mevcut en kolay test bir 75 gram glukoz yüklemesi yaptırmaktır. Burada kişi aç karnına kan verir. 75 gram glukoz içeren sıvıyı içer. Birinci ve ikinci saatte kan şekerine bakılır. Normal değerlerimiz var. Bu değerlerin üzerindeki parametrelerden eğer bir tanesi yüksekse insülin direnci var demektir. İki değer yüksekse zaten bu kişi direkt şeker hastasıdır. Bunu bir kere ekarte etmek lazım. İkincisi, adet düzensizliği hastanın çoğunda görüldüğü için adet düzensizliği yapabilecek tiroid fonksiyonu olsun, süt hormonu dediğimiz prolaktin olsun, bunların değerlerine bakmamız gerekir. Onun dışında hastalığın kriterlerinden bir tanesi de androjen fazlalığı olduğu için aslında androjenlere bakmak gerekir. Ancak androjen fazlalığı cemiyetinin son derlemesinde bu androjen ölçümlerinin standartizasyonunda çok farklı görüşler bildirilmiş. Dolayısıyla biz genellikle sadece testosteron değerine bakıyoruz. Bazen böbrek üstü bezlerinden salgılanan dehidre, epandesteron, sülfata bakmak gerekir. Burada da aslında amaç şeyi dışlamaktır. Hastada bilinmeyen bir tümöral durum var mıdır yok mudur onu dışlamaktır. Ultrasona geldiğimizde bizim polikistik over görüntüsü var. Polikistik over görüntüsü ultrasonda şöyle oluyor. Yumurtalığın etrafında inci taneleri gibi dizili 10 milimden ufak foliküller ve yumurtalığın ortası diğer taraftan daha fazla beyaz gözüküyor ultrason görüntüsünde. Biz buna hiperdens stroma diyoruz. Bu bir kriter. Veya yumurtalığın hacmini ölçebiliriz. Eğer 10 santimetre küpten büyükse de yine kriterlerden bir tanesini karşılıyor. Üçüncü kriterde de kişinin seyrek adet görmesi. Seyrek adet görmesi de 35 günden daha seyrek adet görmesi. Veyahut kişide eğer siz diğer testlerle yumurtlama olmadığını gösterebilirseniz o zaman bu da kriterlerden bir tanesi oluyor. İşte bu üç kriterin ikisini karşılayanlara da zaten polikistik over sendromu tanısı konuyor.